bir avuç yandaş ve sermayeler için büyürken yoksulluk hiç olmadığı kadar arttı. Bu yoksulluktan en büyük payı kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler aldı. Zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle, teşviklerle, vergi indirimleriyle beslemek üzere işleyen faşist rejimin çarkları emeğiyle geçinmeye çalışan milyonları yoksullaştırdı, mülksüzleştirdi. Şimdi de tümüyle sefalete mahkum etmek istiyor. İğneden ipliğe yapılan zamlar, her geçen gün büyüyen vergi adaletsizliği, sürekli artan elektrik, doğalgaz faturaları hayatı kabusa çeviriyor. Ücretler, artan yaşam pahalılığı ve enflasyon karşısında her geçen gün erirken emekçiler en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Emek düşmanı iktidar bloğu, kolektif emeğin ürünü olarak kamusal kaynaklarla lüks ve şatafat içinde yaşarken halklarımıza pazarlardan çürük domates toplamayı reva görüyorlar. Hukuksuzluk, adaletsizlik, baskı ve savaş politikaları da bu yağma, talan düzeninin gerekleri olarak gün be gün artarak hayatlarımızı kuşatıyor, her birimizi nefessiz bırakmaya çalışıyor. Ancak yaşamın her alanında kışkırttıkları şövenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik ve savaş politikalarıyla yönetememe krizini şiddetleşmeye çalışanlara kadınlar, işçiler, emekçiler 31 Mart'ta gereken cevabı vermiş, değişimin kapısını aralayarak artık yeter demiştir. Bizler de halkımızdan aldığımız bu güç ve motivasyonla işçileri, emekçileri, emeklileri, gençleri, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borç batağına ve güvencesizliğe mahkum eden, ülkenin sırtında kamburlaşıp ağır bir ülke dönüşen bu sömürü düzenine artık yeter diyoruz. Sermaye ile el ele verip işçi cinayetlerini kadere bağlayarak kendi sorumluluklarının üzerine örtenlere artık yeter diyoruz. Birlikte yaşam umudumuzu tehdit edenlere, vergilerimizle oluşturulan bütçe kaynaklarını, halklarımızın sonsuz bir şiddet ve yoksulluk sarmalına iten savaşlara harcayanlara artık yeter diyoruz. Hapishaneleri soran, sorgulayan, hak ve özgürlük talebini dile getiren on binlerce insanımız için toplama kampına çevirenlere artık yeter diyoruz. Barışı, umudu değil, çözümsüzlüğü dayatan Kürt düşmanı bu harami düzenine artık yeter diyoruz. Tecride, cins kırımına dönüşen kadın katliamlarına ve doğanın talanına edibese diyoruz. AYM ve AİHM kararlarına rağmen hukuksuz bir şekilde işçilerin, emekçilerin ortak hafıza mekanı ve mücadele meydanı olan Taksim'i yasaklayarak bu tarihi güne gölge düşürmek istemektedir. 1 Mayıs'ta Taksim'i yasaklamak, başta Kürt sorunu olmak üzere ülkenin tüm sorunlarını şiddetle, baskıyla daha da derinleştiren iktidarın son hamlesidir. Biz DEM Parti olarak sürecin başından itibaren emek ve meslek örgütleriyle birlikte Taksim'e çağrı yaptık. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır dedik. Dolayısıyla İstanbul Valisi'nin vermiş olduğu bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. İstanbul 1 Mayıs'ında Taksim'e yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızı Nevroz'da 31 Mart'ta açığa çıkan değişim talebi ve özgürlüğün iradesini 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda, Batman ve Van bölge mitinglerinde ve diğer tüm illerde taçlandırmaya davet ediyoruz. Emeğimize, haklarımıza, hayatlarımıza sahip çıkmak için Kürt sorununun eşitlik ve özgürlük temelinde demokratik siyasal çözümü için, tüm Orta Doğu halklarının barışını savunmak için, emeğin ve özgürlüğün ülkesini kurmak için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yekkulane. Tamami aburi berbe şerpti embejin xertandın. Jibo ve bitin saklandıcı gereğen qadı xo, qadı yekki gulani xertikin. Az bir banga gelmedikim varın roja yekki gulani qada Beşiktaş bulvara Barbaros Bulvariye em benda gelip Eşit
işe eşdeğer ücreti talep etmeye devam etmek için, engelli, göçmen, mülteci kadınlarla olan dayanışmayı büyütmek için 8 Mart'tan 1 Mayıs'a kadınların isyanı ile geliyoruz şiarıyla 1 Mayıs saat 10'da Barbaros Bulvarı'na bütün halklarımızı davet ediyoruz. İşçileri, emekçileri, gençleri, kadınları kendi gelecekleri, onurları ve özgürlükleri için 1 Mayıs'ta Taksim'e davet ediyoruz. DEM Parti olarak, İstanbul İl Örgütü olarak Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda buluşacağız. Valiliğin yasaklaması, valiliğin buna kabul etmemesine karşı kendi haklılığımızı, kendi meşru gücümüzle orada olacağız. Van'da kazandığımız gibi halkın büyük direnişiyle 1 Mayıs'ta da işçi ve emekçilerimizi, halklarımızı çağırarak AKP faşist rejimine bu yasağı tanımadığımızı, haklılığımızı göstermeye davet ediyoruz. Şimdiden herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun.